sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler sosyal medyadaki 7-8 tane haberi kısalta kısalta daha çok içeriğine duyum ekleye ekleye ve duyumun yanı sıra sizleri sevindirecek bilgileri de ekleye ekleye bu videoyu çekmek istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İlk haberimiz Fenerbahçe'de takas planı Emre Mor, Ozan Tufan olarak başlayalım. Bunu geçtiğimiz günde de yani iki gün önce de konuştuk. Yani Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önümüzdeki günlerde Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma bir araya gelip Ozan Tufan Emre Mor takasını masaya yatıracak diye haberlerden bahsettik. Hani ben bekliyordum ki değiştirsinler etsinler diye ama hala haberler aynı. Ve bu insanlar milyonlarca tık alıp yani insanlara Fenerbahçe adına doğru haber verdiklerini ileri sürüyorlar. Şimdi önümüzdeki günlerde daha şimdi de demiş önümüzdeki günlerde Süleyman Hurma bir araya gelecekmiş. Anlaşması durumda Ozan Karagümrü'ye, Emre Mor Fenerbahçe'ye gelecekmiş. Falan filan. Benim bu olayda tek ama tek merak ettiğim konu şu. Emre Mor'un bonservisini Fatih Karagümrük kaça aldı? Yani Merak ettiğim konu bu. Çünkü transfer markata giriyorum. Hani belki benim bilgilerim yanlıştır. Belki hani kaçırdığım bir şey vardır. Yani girdiğim zaman orada eşek kadar kiralık yazısını görüyorum. Yani eşek kadar kiralık yazıyor. Fatih Karagümrük logosunun altında. Celta <laughs> Vigo'dan Karagümrük'e e, kiralık olarak geldi gözüküyor. Ve son güncellemeye baktım. Acaba başka bir şey var mı diye. 1 Temmuz 2022 itibariyle de Emre Mor kulüpsüz gözüküyor. Yani 700 bin euro iken piyasa değeri kiralamışlar. 1 milyon euro olmuş. Ve Emre Mor kulüpsüz gözüküyor. Şimdi soru bir şu. Emre Mor kulüpsüz ise biz niye Ozan'la takasa gireceğiz? Soru iki şu. Emre Mor kulüpsüz gözüküyor. Belki hata vardır. Celta Vigo'ya gidecektir. El Tabigo Ozan Tufan takasına yanaşacak mı? Soru 3 şu. Diyelim ki Karagümrük bonservisini aldı. Niye orada eşecek kadar kiralık yazısı yerine yeni transfer yazmıyor? Önce bu soruları cevaplayın. Sonra ben de bu üfürük duyumunuzun ne kadar üfürük olduğunu yorumlayayım. Fenerbahçe'de Trezeguet nasıl gelir? Bakın Fenerbahçe'de Trezeguet nasıl gelir? Ben anlatayım. İsmail Kartal'ın prensi Trezegi'yi anlatayım. Şimdi Fenerbahçe'de herhangi bir ayrılık yani şu ana kadar herhangi bir ayrılık ya da devam kararı açıklanmadı. Yani İsmail Kartal konusunda. İsmail Kartal'dan her insanın olduğu gibi. Mesela arkadaşlar atıyorum kafadan fabrikanız dedi ki sizi bir ay sonra işte Lübnan'daki ofisimize göndereceğim. Göndereceğiz de Lübnan'daki ofise. Siz ne yaparsanız bir ay boyunca evinize geçip pijamaları giyip sabah akşam televizyon mu izlersiniz. Çalışmaya devam kemi, Değil mi? İsmail Kartal da işte şu an çalışmaya devam ki yapıyor ve e, Trezege'yi transfer etme planlarından bahsediyor. Etrafına, yakın çevresine, eş dostuna yoksa bunlar nasıl öğrenecekler? Yani aslına bakarsanız Trezege'yi transfer etmeyi hedefleri arasına koydu diyor. Fenerbahçe'nin başına geçti. ikinci bitirilmesini sağladı. Şampiyonlar Ligi eleme bileti alındı. Ve şu, hani şu an görevde kalmasını kimse beklemiyor ama yani ama ya devam ederse diye elinden gelen yapıyor. Bu Ali Koç'un isteği. Hani Ali Koç şöyle bir strateji uyguladı. Çok da doğru. Seninle devam edersek planın ne? Projen ne? Çözüm önerin ne? Yıldırım arkadaşımız. Stratejik planın nedir? Çözüm önerin nedir diyordu ya e, Muru. Ali Koç da diyor İsmail arkadaş. Senin konjektüründe NATO <laughs> şimdi planın ne? Projenin ne? Hani sen kalırsan kim gitsin? Sen kim gitsin ve hangi futbolcu manasında? Sen kalırsan kimi alalım diye? Yani hangi futbolcu alalım manasında? Bu kim de bizim elimizi kolumuzu bağlıyor ya. Ve Mısırlı futbolcuyu istiyor. Başakşehir'de kiralık geçen bir sezon 13 lig maçında 6 gol, 4 asist. Yani iyi bir skorerlik, iyi katkılar. Şimdi Aston Villa kadro da kadroda düşünmüyor. Yani Aston Villa kadroda düşünmüyor. Kazımpaşa da zaten Yıldızlaş'ta oraya gitmişti ama şimdi düşünmüyorlar. Hani 27 yaşındaki futbolcunun akıbeti ne olacağı merak konusu. Peki hocam, mor gece sus geldi. Trezegi'yi istiyor mu? Şimdi şöyle anlatayım. Ağrı Dağı'na, Erciyes Dağı'na yağan karla 500 metre geçtiği zaman dağ ismi koyuyorlar Türkiye'de. Diyelim 501 metre rakımlı bir dağ olsun. Adı da Platonik Dağı olsun. Hani Ağrı'dan Erciyes'e yağan karla Platonik Dağı'na yağan kar bir mi? Değil. Yani düz mantık şu. Ben Jesus'u getirirsem hem Jesus'a para hem de transfer listesi. Ama İsmail'i getirirsem Trezeg gidiyor. 3-4 milyon eurocuk istiyorlar bon servisine. Ne var lan 3-4 milyon euroda? Verir alırız. Bak Fenerbahçe'de şu anda net olarak bir kanat eksikliği var. Net. Hatta iki kanat eksikliği var. Rossi'nin yedeği kim? Bir. Sağ kanat kim? iki. Hadi sağ kanadın yedeğini bir şekilde o sahi edersin. Hani oynamadığı zaman şu bu dersin. Belki Ferdi dersin hani oynamazsa diye. Belki Mert Hakan İrfan'ı çektik dersin. Ama net olarak Fenerbahçe'nin iki kanat yani en az. Bir de Forvet eksiği var. O konuda da umarım demek istediğimi anladınız. Hocam çok anlamadık. Yani anlayacağınız olay şu. Trezeguet seçimler dahilinde ama Jesus pek istemiyor. Fenerbahçe Eren Elmalı için indirim bekliyor. Bu haberi de geçtiğimiz günlerde konuştuk. Bakın arkadaşlar, sosyal medyaya dikkat edin. Ara ara. Yani ara gaz şeklinde. Bir Eren Elmalı, bir başkası işte yakında Uğur Çiftçi haberleri de çıkacak. İşte Novak Uğur Çiftçi takası diye. Hazırlanın mı? bak. Ben size gelecekten geldim, haber veriyorum. Şimdi Eren Elmalı'yı evet Kasımpaşa'dan kadroya katmak istedik. İndirim de istedik hatta bir şey söyleyeceğim. Yani doğruyu söyleyeceğim. Daha önce de söyledim. Ama belki yeni katılan arkadaşlarımız bilmiyordur. Arkadaşlar Galatasaray ve Trabzonspor'un bir teklifi oluyor. 6 milyon eurodan mı 5 milyon eurodan mı kapıyı açıyorlar. 5'ten açıyorlar. Fenerbahçe'nin de teklif oluyor. Eren Elmalı ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum. Hani kolaylık sağlayın dediği için 3 milyon eurodan açıyorlar. 3 milyon euro eder mi? Size bırakıyorum. Ama 32 maça çıkıp bir gol 3 asist yapan gencecik ve Türk bir futbolcudan bahsediyoruz. Belki de milli takımın vazgeçilmezi olacak bir futbolcudan bahsediyoruz. Ben açıkçası şu an için uzak görüyorum Kasımpaşa olayını. Hatta Kasımpaşa öyle bir takım ki Fenerbahçe'ye Tiyam'ı ücretsiz verdi. Galatasaray'a işte Fatih Öztürk'ü ücretsiz verdi. Beşiktaş'a verdi. Trabzon'a verdi. Ama Fenerbahçe ile şike yapıyor. Adı anıldı. O yüzden sıkıntılı. Sıkıntılı. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Bana kalırsa Ertuğrul Taşkıran %100 Fenerbahçe'de derim. Bana kalırsa. Ama Fenerbahçe Sinan Bolat'la bir görüşme gerçekleştirdi. Yakın zamanda. Şimdi diyebilirsiniz hocam tamam Ertuğrul Taşkıran'da anlaşıldı ama Sinan Bolat'ta da şey Sinan Bolat'ta da niye görüşülmesin? Sonuçta 132, 133 mü 34 yaşında mı? Yedek kaleci olarak düşünülüyor. En azından hani Allah muhafaza kalecimize bir şey olsa bak Berke gibi genç kaleci koyduk. Yani iki gençle başlayınca 17-18 puan kaybedildi Berke'nin oynadığı maçlarda. Diyebilirsiniz. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Ertuğrul Taşkıran cephesi için Kasım Paşa'nın Bon servis talebi böyle az buz çıkmadı ya. Yani e, 300-400 bin euroya belki gelir ya da belki birkaç genci alır diye bekliyorduk ama Kasımpaşa biraz yüksek bon servisi istedi. Sorun çözülür çözülmez bir şey diyemem ama e, hani Sinan Bolat kış döneminde de denendi. Yani kışın da denendi. Şey yapılmaya çalışıldı ama olmadı. Çünkü ne derler buna? Hani e, kışın denildiğinde o kulüp bon istiyordu. Şu an Ertuğrul Taşkıran için Kasımpaşa'nın bizden istediğine yakın bir bon servis istiyorlardı. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hocam ya kala kala Ertuğrul'a mı kaldık? E, kala kala bunlara mı kaldık? Siz Süper Ligi hala ve hala Abdülkadir Keita'ların ne bileyim Roberto Carlos'ların hani Baroşların, Milan Baroşların Belki Milan Rapa işlerin, Revivo'ların oynadığı lig zannediyorsunuz. Misal, Beştaş, CSK Sofya'nın 24 yaşındaki ekvatorlu forveti. Bakın CSK Sofya. Jordi Kaikedo ile anlaşmaya varmış. Kulübüyle bonservis bedelli konusunda görüşmeler sürüyormuş. Kaikedo bu sezon Bulgaristan ve Avrupa kupalarında 46 maçta 22 gole imza attı diyor. Şimdi futbolcuyu transfer markada girdim baktım. Hani hep Fenerbahçe'ye atıp tutuyorsunuz ya kala kala bunlara mı kaldık diye. Girdim baktım. Arkadaşımız eleman UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6 maçta 1 gol 1 asist. Bulgaristan kupasında 6 maçta 5 gol. İşte Bulgaristan bilmem ne kupasında 4 maçta 1 gol. Bulgaristan liginde 24 maçta 15 gol. Toplam 3855 dakika. Yani 43-44 maçta 22 gol bir asist yapmış. Ama liglerinin kalite değerini anlatmama gerek yok. Piyasa değeri 2 milyon euro gözüküyor. Ekvador milli takımından 8 kez formasını giymiş bir golü var. Şimdi Beştaş bunu alacağı zaman diyorsunuz ki hocam iyi scout transferi. Ben izledim işte bilmem 7. lig takımıyla maçları vardı ben o gün yatmadım izledim diyorsunuz. Ama Fenerbahçe alacak dedim bir de ah bunu mu layık görüyorsunuz oluyor. Bir şey demek istiyorum ama demeyeceğim. Yani Fenerbahçe Eren Elmalı'ya sünüyor. Bu çöp. Biz mesela sosyal şeyde WhatsApp grubunda da konuştuk. Mesela Kim Minji geliyordu. Ben bir arkadaş var. Adını anmak istemiyorum. Küfürler, hakaretler, Ali Koç'un vizyonu bu işte. Salak şöyle böyle. Lan daha izlemediğiniz futbolcu hakkında Ali Koç'un vizyonu şu diyorsanız ve küfür ediyorsanız o küfürlerin hepsi size geçmesi lazım. Yani siz hak ediyorsunuz. Kim Minji'ye geldi? İlk maçını oynadı. Ben hatırlıyorum Rıdvan Dilmen ve bir kişi daha vardı. Dediler ki çok yumuşak. Bu lig için çok yumuşak. Ağır kalıyor. Lan aynı kim mi izledik dedim. Ben hayran kaldım. Allah nazardan saklasın. Hani ilk maçın günahı olmaz. Hani ilk maç belki de ondan dolayı coştu dedi ama beğendim. Crespo. Hatırlayın Uğur Karakollukçuydu herhalde. Rıdvan Dilmen de. Şey diyorlardı ya. E, orta sahanın freyi mi? Öyle bir ifade kullandılar. Diego Reyes'i mi neyi kullandılar? Çok kırılgan, şöyle böyle. Allah Allah dedim. Lan ben uzun zamandır Fenerbahçe'de böyle topçu görmedim. Mesela Zayt yere göğe sığdıramıyorlar. Hiçbir vasfı yok bence. Bak bence hiçbir vasfı yok. 6-7 milyon euro. Tepe tepe veririm. Hatta ben daha da ab absürt bir şey söyleyeyim. Max Mayer birazcık daha defansif yönü iyi olsa Zayt'sın 2-3 katı daha iyi topçu. Ama biz hani eski günlerine döndür döndürmek yerine ne diyoruz? Ya futbolcu çökmüş zaten bizden olmaz. Neyse. Peki hocam senin yorumun en sonunda konuşayım. Alexander Sherlock da İbre Fenerbahçe'de diyor. Bu haberi de konuşayım. Şimdi bir önceki haberde kapak resmine ben e, Gabriel Barbosa'yı koydum. Muhtemelen birçok arkadaşımız Barbosa konusunda bana kızacaklar. Ya işte haberde azıcık da indin kapağa koydum falan. Orada subliminal bir mesaj veriyorum. Anlayana. Yani anlayana. Umarım anlıyorsunuzdur. Yani umarım ve umarım anlıyorsunuzdur. Oradakini. Ha ben anlamıyorum diyorsan. Ben anlamıyorum diyorsanız. Ee, o da sizin bileceğiniz iş. O zaman da üyeliği tavsiye ederim. Şifresiz şusuz busuz direkt izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir de bizim Gizem var. Gizem ne derse tersi oluyor. Yani maşallah dedi 3 gün yaşıyor, 4. gün ölüyor. Hocam diyor ben Real Madrid tutuyorum ama kesin Liverpool kazanacak diyor Real Madrid. Hocam diyor Fenerbahçe Rize maçında ben Rize'den umutluyum. Rize kazanır. Fenerbahçe 6-0. Kayseri deplasmanına gidiyor Fenerbahçe. Hocam Kayseri yani alabilir. Ben tırsıyorum. Fener 4-0 kazanıyor. Kara gümrük maçı kesin fark atarız diyor. Bir berabere bitiyor. Gizem sen ne yorum yapıyorsan zıttını diyorum ben de peşinen. Şimdi Gabriel Barbosa olayını anlattık. Şurlot'ta İbre Fenerbahçe'den yana diyor. Bakın. Dikkat edin. CSK Sofya forvetiyle ilgilenen Beştaş Şurlot'la ilgileniyordu. Birkaç gün öncesine kadar. Değil mi? E şimdi de İbre Fenerbahçe'den yana diyorlar. Düşünün yani birisi CSK Sofya'nın forvetine göz dikmiş durumda. Öbürü bu ligde daha önce gol kralı olmuş şu an bile piyasa değeri yüksek bir futbolcuya. Şimdi futbolcu takım değiştirmekten bıkmıştır. Kiralık oynamaktan bıkmıştır. Bıkkınlık gelmiştir. Yani bıkkınlık gelmiştir. Ee, belki de gelmiş mişli muşlu konuşuyorum ama belki de kesin olan budur. Ve artık yani ya bunun servisimi verin ya ben düzenli olarak bu takımda kalmak istiyorum diyor. Ee, şimdi ne olacak? Yani İspanyol basınında da söylüyorlar kiralık transfer olmam diye. 2016'dan beri her sene başka bir kulüpte oynamış. 8 farklı takımın formasını giymiş. 2016'dan beri. Ve kalıcı olmak istiyorum demiş. Falan filan. Şimdi Beştaş tatmin edecek bir teklif yapmadı diyor. Yani bence tatmin edecek teklifti 5 milyon euro diyorlardı. Sonraki satıştan da %50 pay mıydı? %25 pay mıydı? O beşi de taksit taksit ödeyeceklerdi. Bence iyi bir paraydı. Ama Fenerbahçe'nin teklifi daha iyi. Gerçekten daha iyi. 26 yaşında futbolcu. Daha önce bu ligde gol kral olmuş. Hocam gol atamıyor şimdi. Ya atar. Doğru teknik direktörle çalışmıyordur. Ve Fenerbahçe artık bir hamle yapıp yeni teknik direktörün talebine göre de Becerebiliyorsa, Sherlock'u beceremiyorsa başka bir isme odaklanması lazım. İyi de hocam La Liga'da 33 maçta 4 gol attı. Ha, son haftalarda formunu yükseltti ama son 8 maçta 3 gol attı. Son 8 maça çık hocam. 25 maçta bir golü var. Hani 44 maçta 8 gol olmuş oluyor bu sezon. Sence ne diyorlar? Ya ben şöyle söyleyeyim. Bizim bir e, Trabzon'da Nazım Hoca vardı. Biz onunla pes oynardık derdi ki sizin oyuncularınız rastgele olsun benimkilerini kızartın. Yani moral motivasyonu yüksek oynattırıyordu. Tamam. Arsenal alıyordu. O zamanlarda da Volkot, Theo Volkot kanattan gidiyordu. Oradan şut çekiyordu. Gol atmaya çalışıyordu. Bug'ını çözmüştüm. Aradan yıllar geçti. PES'in 2020 serisinde miydi? 19 serisinde mi? Orta açıyordum. Mutlaka Forvet'in kafa vuruyordu. Gol atıyordu. Mutlaka. Yani orta kafa gol. Onun da bug'ı oydu. Bir dönem Sega'da falan Sega vardı o zamanlar Atari'den sonra. Orta sahaya geçken sonra bir yer vardı. Oradan vurduğun her top gol oluyordu mesela. Ben de onun bug'ını çözmüştüm. E şimdilerde mesela duran top. Bazıları çok iyi duran top kullanıyor. Onları da onun bug'ını çözmüş durumda. E da ligin bug'ını çözmüş durumda. Charlotte'u alırsam ben adım gibi eminim oynadığım maç sayısının yarısından fazla gol atar. Kesin atar. E bu risk peki atamazsın hocam. Atamazsa risk. Yüzde bir ihtimal verelim. Hadi. Gizem atamaz desin. Kesin gol kralı olur tekrar. O yüzden Gizem'e rica ediyoruz. Hocam kimi hangi forvet alırsak alalım bir gol bile atamaz de. Ee, yani yeni bir gol kralına biz çıkaralım. Durum bu. İbreni'ye bizden yana onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın. Böyle bir futbolcuyu kimse kolay kolay almak istemez. Hocam önceliği Trabzonspor'da bir. Tamam Trabzonspor alsın. Çok iyi topçu. Önceliği onlar da alsınlar. Geçiniz arkadaşlar. Geçiniz. Bekleyip göreceğiz. Son olarak da Kim Minji. Bayağı üstüne düştüm. Konuşalım. Kim Minji için çılgın rakamı ödemeye hazır 3 kulüp diyor. Şimdi özet olarak 24-25 yaşındaki bir futbolcumuz. Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye hediyesi. Çok güzel. Sezon müthiş. Allah nazardan saklasın. Gerçi sakatlanmış, ameliyat falan olmuş. Haberimiz yok. İnsan bir fotoğrafını falan atardı ama neyse. Hani Fenerbahçe'nin önünde bir süreç var. Ve 3 milyon euroya aldığı Kim Min hem performansı hem de talipleri kafa karıştırıyor. 4 yıllık imza, kapalı kutu, Ali Koç hani Kimmici'nin takımdaki rolünü anlattı. Çok hoşuna gittiğini söyledi. En iyi transferlerden biri dedi. Son yıllarda yapılan en iyi transfer Pereira'nın hediyesi. E Miguel Crespo da öyle dedi. Yani Crespo da öyle dedim. Yani bebeği ve karısı var. Buradan çok memnun gitmesi için somut bir şey yok ama işin başındayız dedim. Daha önce ben size belirttim. Birine 23. Öbürüne 15'lik teklif var diye. İnanmadınız. Askerlik sorunu ortaya çıktı diyor. 3 haftalık. Zaten bu adam sakat 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 askeri alsınlar. Revir'de yata yata iyileşsin. Ha evinde iyileşmiş ha orada. Haziran'ın 3. haftasında eğer takım toplanacaksa şimdiden çoktan askeri alınması lazımdı. Tam toplanmaya terhis olması lazımdı. Şimdi 23 milyon euro serbest kalma bedelinin olduğu iddiaları var. Ben de sizler gibi medyadan okuyorum. Ve Fenerbahçe aslında bir sene daha olsun tutmak istiyor. Şu anda 23 milyon euro 402 milyon TL'ye denk geliyor. Yani 23'ü veren herkes alabilir. Tottenham, Everton ve Napoli. 3 kulüpte bu parayı vermeye hazır. Yani hala ülkesinde sakatlık sonrası. Ee, ama gitmeyi de çok istemiyor. E giderse yeri nasıl dolacak hocam? Mesela Vitoria Guimares'teki Abdülmumin ismi çok yazıldı, çizildi, ortaya atıldı. Değil mi? Hani ilk kez Gana Milli Takımı'na da davet almış. Diğer aday Haret Ortega ismi ortaya atıldı. Ben Salahi yerine Ortega ismini daha mantıklı buluyorum. Haberiniz olsun. Yani Salahi en az 13-14-15'e falan satılır. Ortega gelirse çok zekice bir hamle olur. Kim Meksikalı orta savuncusu, şey o Meksikalı savunmacısı iyi bir isim. Nasıl olacak nasıl olacak bilmiyorum ama Fenerbahçe kim bir sene daha elde tutup sonra satmak istiyor. Yani 39 ilk 11'de 40 maçta oynayıp bir golü olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama futbolcudan ötesi. Evet. Toplama kısmına geldik arkadaşlar. Tekrar kısa bir değerlendirme kısmı. Biliyorsunuz bunu her videoda yapmıyoruz ama bu videoda yapacağız dedik. Yapalım. Orada lütfen bu videoyu beğenelim arkadaşlar. Sizin beğeninizde bu video birçok kişiye öneri olarak gidiyor. İlk olarak Emre Mor. Emre Mor konusu karışık. Bence bu toplara girmeyin. Duyumcu arkadaşlar. Bekleyin. Aa sözleşmesini Selda Vigo feshederse ki Karagümrük böyle oynattığı sezondan sonra fesheder mi bilmiyorum. Hemen çökmek lazım aslında. Gerçekten bak. Çök. Ya hiç olmadı yedek kanat olarak oynat. İş yapar Fenerbahçe'de. Bak sağdaki yedek yap. Trezege konusunda kulüp 3-4 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Veren alır. Ama kimse yanaşmıyorsa da bantıklı olmayan bir şeyler var. Ozan Tufan konusunda Ozan Tufan bir bakmışsınız Jesus'un prensi olmuş. Hiç belli olmaz. Sever böyle çift yönlü orta sahaları. Eren Elmalı konusunda ya ben bir türlü Eren'e yani tamam Fenerbahçeli iyi bir isim ama bir türlü içim ısınmıyor. Novak takasını kabul ederlerse belki. Sinan Bolat olayını anlattım. Erol Ertuğrul Taşkıran için saçma sapan bonservis taleplerini daha görüşmeler sürüyor. Hani iptal oldu diyemem. Sinan Bolat da geliyor diyemem. Beş taşı mesela Jordi Kaikedo ismi. Fenerbahçe mesela bu ismi alacak olsa yedek forvet olarak kalır. Ama birçoğunu aldı yine Ali Koç çöp aldı der. Ya az forvete şöyle mesela Sherlock gibi, Gabriel Barbosa gibi. Böyle kütür kütür bir ismi alsa Fenerbahçe. Kütür kütür bir ismi alsa ya yediğini de bu kaikedo de yapıyoruz dese herhalde hiç kimse itiraz etmez. Değil mi? O yüzden e, Fenerbahçe'ye çok yüklenmeyin. Bakın şu yoklukta kimlerle kimlerle uğraşıyoruz. Vitor Pereira'nın hediyesi dedik. Crespo da aynı şekilde. Kim Minji de aynı şekilde. İkisini de, tutmaya çalışıyoruz. En az 38 milyon euro verilmediği müddetçe kadroda kalırlar. Abdulmumin ismi bana uzak geliyor ama Harit Ortega ismi Sanki içimden bir ses. Hani salahi satılacak da harita ortega kadroya katılacak gibi diyor. Bakalım içimdeki ses ne kadar doğru konuşuyor. Hep birlikte izleyip göreceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Mutlu pazarlar diliyorum. Abone olup şurayı arttırabilirsiniz. Bir de beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.